Merhabalar herkese. Bugünkü mukavemet dersinde kesmeli eğilme konusunu anlatmaya çalışacağım size. Ve daha önemlisi olabildiği kadar pratik şekilde bunu ifade edeceğim. 20-25 dakika sonunda eğilme konusunu belli seviyede, belli düzeyde halletmiş olacaksınız. Ve eğer ilk defa öğreniyorsanız veya sınava hazırlanıyorsanız muhtemelen hazır hale geleceksiniz. En azından daha ileri soruları anlayacak seviyeye geleceksiniz. Hemen uzatmadan konuya geçiyorum. Şimdi kesmeli eğilme tamamıyla kayma girilmesiyle ilişkili bir durumdur. Fakat bunu anlamak için öncelikle basit eğilme konusunu anlamak gerekir. Bu yüzden çok kısa olarak basit eğilme nedir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir F kuvveti karşılığında burada biliyorsunuz bir moment oluşur. Ve bu yavaşça aşağı doğru sehim verir. Bakın dikkat edin buralarda herhangi bir sehim davranışı yok ve ortaya yaklaştıkça sehim artıyor. İşte bu sehimin oluştuğu yerlerde basit eğilme ortaya çıkar. Yani moment yüzünden çeşitli gerilmeler meydana gelir. Şimdi bunları ifade etmeye çalışalım. Varsayalım bunun kesiti şöyle bir şey olsun. Daha doğrusu bunu buraya taşıyalım. Kesitten bahsetmiyorum. Şimdi bunu buraya taşıdıktan sonra ortasından bunun hayali bir eksen geçtiğini varsayalım. Buna nötr eksen ismini veriyoruz. Ve nötr eksende hiçbir şekilde gerilme oluşmaz arkadaşlar. Burası nötrdür. Peki üstte ve altta oluşur mu? Şöyle oluyor aslında. Şu eksenden uzaklaştıkça yukarıya ya da aşağı doğru gerilmelerin lineer olarak arttığını görüyoruz. Ve üstte şu eğilme esnasında şu eksenden ötürü bir uzaklaşma ortaya çıktığı için bu tarz bir kısalma gözlemlenir. Bu tarz bir kısalma gözlemlendiği için burada basınç gerilmeleri oluşur. O yüzden diyoruz ki Üstte sigma basınç oluşur. Zaten bizim basınç ya da çekme dediğimiz şey neydi? Herhangi bir cismin çekildiğinde ya da basıldığında eksenel gerilme altında boy değişiminin olmasıydı. İşte burada da böyle oluyor ama yatay da oluyor. Benzer şekilde aşağı tarafta da bir uzama gözlenmelir. Bu yüzden de aşağıda çekme gerilmesi oluşur. Buraya sigma çekme diyelim. Şimdi bu cismi incelediğimizde aslında orta kısımda hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir uzama kısalmanın olmadığını görürüz. Bu yüzden orta kısımda sigma sıfırdır. Burada ise sigma basınç eğiliyorum buna. Max seviyeye gelir. Aynı şekilde aşağıda sigma çekme max seviyeye gelir. Bunu formülü hemen hatırlayalım. Sigma eşittir. M, C, I, İ'de. Y eksenine göre bir Kuvvet aldıysak burası Ix olacaktır. Bir de burada bir eksi var gizli. Basit eğilme böyle bir konudur. Burada farkındaysanız bir eğilme oluşuyor. Fakat şuralarda herhangi bir moment oluşmadığını görüyoruz. Şuradaki M'nin sıfır olması demek hiçbir gerilme oluşmayacağını göstermez. Bir gerilme oluşur fakat bu gerilme normal gerilme ile ilişkili değildir. Yani sigma çekme veya basma oluşmaz. Fakat orada hala bir kuvvet var. Şurada bir kuvvet olduğuna göre burada bir zorlanma olmak zorundadır. Peki niye oluşur? Aslında çok basit bir sebebi var. Onu da şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle basit şekilde yine çizmeye çalışayım. Varsayalım biz şu cismi şöyle yapıştırdık. Bir şöyle. Şimdi bu tahta parçaların üst üste koyduğumu varsayalım. Fakat yapıştırmadım. Ne olacaktır? Yine moment gerilmesi oluşur. Bu köşeleri incelediğimiz zaman... Şu kısmı incelediğimiz zaman bu kısmın kaydığını görürsünüz değil mi? Üstten bir defteri düşünün mesela dizinizle baskı uyguladınız. Şu üstteki kenar yukarı doğru çıkacaktır. Böyle olmayacak mıdır yani aslında? E bu şekilde devam etmeyecek midir? Hepsini çizmeyeyim şöyle bırakayım. Doğru mu? Alt yaprak kalır üst yaprak biraz daha yukarı doğru evrilir. Ve farkındaysanız şu yüzeyde sürtündükleri yüzeyde bir kayma oluşur. İşte aslında şu zorlanma esnasında oluşan gerilme bizim için toğdur. Ama tabii bu durumda herhangi bir, böyle to diye gösteriyoruz, herhangi bir gerilme yok şu anda. Bu gerilimin oluşabilmesi için sistemin sabit olması, yani zorlanması lazım. Ancak ve ancak biz burayı tutkalla ya da çiviyle artık neyse birleştirirsek ancak o durumda burada kayma gerilmelerini gözlemleriz. Ve bir diğer sebebi de şu tabii. Burada Farkındaysanız şu F kuvveti sonuçta bütün sisteme etki ediyor değil mi? Orta noktada moment oluştursa da burada da bir F, F var aslında, burada da bir F var. Hatta bunu kesme moment diyagramları ile ispatlayabiliriz de ki birazdan göstereceğim onda. Sonuçta burada bir F kuvveti varsa aşağı doğru ya da işte bir miktar kuvvet varsa diyelim, artık neyse o kuvvetimiz yukarı doğru da bir tepki kuvveti olacaktır. İşte bakın bu birbirine zıt kuvvetler aslında buradaki yüzeyleri kaydıracaktır. Yani bir yüzey buraya doğru gidecektir. Bir yüzey buraya doğru gidecektir. Değil mi? Kuvvetler birbirine hızlı çalıştığı için. Ve burada da böyle bir kayma sistemi oluşacaktır. Ve bu yüzden de ortaya yine bir to çıkacaktır. Şimdi hemen to'yu bir formülleştirelim. Ondan sonra biraz detaylarını konuşalım. To'nu to'yu hesaplarken şöyle basit bir formül kullanıyoruz. V kesme kuvveti ya da F de olabilir bu. Q Statik moment, bunu S de gösteriyorlar. Yani bazı kaynaklarda S olarak da görürsünüz. U, atlet momenti ve taban kalınlığı. Böyle yazalım. Kesme kuvveti, kesme kuvveti, U, statik moment, Burası atlet momenti, P e de kalınlık, taban D'da. Çok çok kısa olarak size statik moment hatırlatayım. Neydi statik moment? Bir sistem olduğunu varsayalım. Şöyle bir sistem çizelim birlikte. Şöyle çizeyim. bunu şöyle arkaya doğru bir kalanlı olsun. Bu sistemin biz ağırlık merkezini bulurken normal şartlarda ne yapıyoruz? Diyoruz ki tabii kompozit cisim olmadığı için bu çok kolay gözle görülebiliyor ama statik momenti anlamak için iyi bir konu. Bunun orta noktasını belirliyoruz. Ondan sonra bunun alanı ile çarpıyoruz hatırlarsanız. Hatta şöyle. Ağırlık merkezi formülünü size bir hatırlatayım. Örneğin e, YG'yi hesaplayacağım diyelim. X çarpı A. X1 A1 diyelim ya da artı. X2 A2 artı kaç tane cisim varsa. Nokta nokta sonra ne yapıyorum? A toplam. Şuradaki her bir parametre X1 A1 statik momentimdir. Yani bu benim için Q'dur. Ya da S'dir x1 a1 ne anlıyoruz x1 a1'den? x1 buradaki sistemin orta noktası. Yani şurası koordinatı. Daha doğrusu x1 koordinatı. a1 ise cismin alanı. Değil mi? Burada burası için tabii. Buranın tamamı oluyor. a1 de burasıydı. Ve normalde bunun integral formatını yazmak isteseydik nasıl yazarız? Q eşittir parantez içinde x çarpı B A. Peki kesme kuvvetini burada? Cismin üzerine düşen toplam kuvvet. Daha doğrusu maksimum kuvvet. Peki bunu nasıl bulacağız? 2 çarpı 2 4 arkadaşlar. Mutlaka böyle sorulardan sistemin kesme moment diyagramını çizmeniz lazım. Hemen onu da kısaca konuşalım. Şimdi varsayalım şöyle şu sistemde basit bir kesme moment diyagramı çizelim. Bunu her soruda belki kullanmanız gerekecek. Tam şu ortadan gelsin kuvvet, izostatik bir sistem olduğunu hayal ediyorum. Ve şurasının AA olduğunu hayal ediyorum. Şurası V olacak, şurası da moment olacak. Nasıl hesaplıyorduk? Diyoruz ki bir kere, tabi burası kaç F onu yazmadık. Şurası da 2F olsun. Burası 2F olursa, etki 2F ise tepkiler buraya doğru F, buraya doğru da F olacaktır. Şimdi inceliyorum. Sistem şuradan başlıyor. Maksimum miktarda V kuvveti var ve A kenarı boyunca hiçbir değişim gözlemlenmiyor. 2F'e gelene kadar F kuvvetini sürdüreceğim. Bizim sınır şartlarımız biliyorsunuz kuvvetlere göre değişiyordu. F kuvvetinden F kuvvetine bu sabit olarak devam edecek. Buraya kadar geldi. Tam bu noktaya geldiğinde 2F ile karşılaşıyor. 2F diyor ki buna sen beni aşağı edeceksin. Yani burası F eksi 2F oluyor. Bu yüzden bu eksi F'e inecek. Buraya gelecek. Buradaki kuvvetle karşılaşması bitti. Şimdi ne yapacak? Öbür tarafa doğru gitmek isteyecek. Gidecek. A kenarı boyunca hiçbir şey yok. Buraya kadar geldi. Yine bir F kuvvetiyle karşılaştı. F yani şöyle yapalım. Eksi F artı F eşittir. Sıfır oldu. Bu basit grafik çizimi. Ve burada sıfırla kendini kapatmış oldu. O zaman bunun maksimum noktası ne oldu bizim için? Maksimum kesme kuvvetimiz F'miş. Bunu çizmeden bu şekilde bulamazsınız. Tamam bu soruda çok basit olabilir. Fakat karşımıza öyle sorular geliyor ki gerçekten görerek bunu yapmanız imkansız. Çok kompleks sistemlerde yayılı yüklerin olduğu, parabolik ne bileyim kuvvet aktarımlarının olduğu sistemlerde görmek çok zor oluyor. Tabii burası kolay. V max F oluyor. Şimdi momenti bir de konuşalım. Normalde biliyorsunuz momentin ve kuvvetin integral ifadeleri şöyleydi. Belli bir sistemde kuvvetle yolların çarpımı benim için moment veriyordu. Bunun tabii ki bizim anlayacağımız daha basit ifadesi aslında fx'ti. Yolla kuvveti çarpıyorduk. Şuradaki tabii a önemli. Burada düz bir yol olduğu için bu çok lineer bir denkleme dönüşüyor. Ama burada eğer yayılı büyük olsaydı o zaman bu ifade bu kadar basit olmayacaktı. Yani grafik çizerken daha doğrusu basit şekilde hesaplayamayacaktık. Ama buradaki teknik çok temel. Şuradaki alana bakıyorsunuz. Buradaki alanı nasıl hesaplarım? FA, FA değil miydi? F çarpı A, burası FA olur. Burası da eksi FA olur. Parabolik sistemleri falan yazmıyorum. Zaten konumuz sonuç, sonuçta yapı statiği değil. Ve devam edelim. FA kadar ne yaptık? Aşağı indik. Denklemimiz lineer olduğu için, yani şu denklemimiz lineer olduğu için dümdüz devam ediyoruz. Ardından bir de eksi FA var. Önce şu şekilde arttık, sonra da azalıyoruz ve sıfır noktasına ulaşıyoruz. Burası da maksimum M. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şu sebeple anlattım. Bir sistemde nerede kayma girilmesi oluşuyor? Nerede kesme oluşuyor? Burada bile görebiliyoruz. Bakın izleyin. Moment nerede maksimum? Tam ortada. Yani cismin tam ortasında M'nin maksimum olduğunu görüyorsunuz. Fakat mesnetlere yaklaştıkça sıfıra yaklaşıyoruz. Yani aslında şu nokta için tam mesnetin olduğu nokta için... Momentin oluşturduğu bir gerilme yok. O yüzden şu noktada sigmamız sıfır olacaktır. Aynı şekilde burada da sıfır olacaktır. Burada ne olacaktır? Sigma max olacaktır. Yani tam orta noktada sigmamız max olacaktır. Çünkü momentimiz maksimum seviyede. Benzer şekilde kesmeye bakıyorum. Kesmenin ortaya kadar bütün bölgelerde sabit olduğunu görüyorum. Değil mi? Şu noktada sabit. O yüzden özellikle mesnetin olduğu noktada maksimum olduğunu söyleyebilirim. Ama moment etkisi devamlı azalıyor. Kesme ise tam ortada sıfır oluyor. Şu ortayı biz her ne kadar düz gibi çizsek de aslında şurada şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani burada çok hafif bir eğim var. Ve bu eğimde aslında tohumun sıfır olduğunu görüyoruz. Ama buralarda tohumumuz ne? Max. Şuradan aşağısına bir çizgi çektiğimde örneğin tam burada sistemde hem bir miktar o olduğunu görüyorum hem de bir miktar moment gerilmesi olduğunu görüyorum. Evet bu konuyla ilgili son bir bilgiden daha bahsedeyim. Özellikle gerilme dağılımları ile ilgili. Demin zaten kesme moment diyagramında gördük. Bu kısımda inceleyecek olursak orta kısımda kesme moment diyagramına göre ne oluşuyor? Sigma max oluşuyor. Buralarda oluşmuyor. Yani sigma burada 0 değil mi? Burada da 0. Yani tam köşelerde sigma 0 oluyor. Tam ortadaysa to ne oluyor? 0 oluyor. Ama diğer bölgelerde artık duruma göre özellikle şu köşeye yakın bölgelerde to'lar maksimum değerini alıyor. Peki kesit üzerinde değişim nasıl? Yan tarafına bakıyoruz. Yani şu kesit dediğimiz yer şurası. Biliyorsunuz üst taraf basınç aşağı taraf çekme olacak. E bu durumda. Burada önce basınçla başlayacağız sol tarafta değil mi? Koordinat sistemine göre sol taraf eksi sağ taraf artı oluyor. Ardından tam orta noktada bu sıfırlanacak. Orta noktadan sonra tekrardan artışa devam edecek homojen olarak. Ve ne olacak? Aşağı tarafta maksimum çekme gelmesine ulaşacak. Kesit üzerindeki durum buradaki durumdan farklı arkadaşlar. Farkındaysanız köşelerde sigma max oldu. Burası sigma çekme max. Şurası da sigma basınç max oldu. O'ya bakalım. O da arkadaşlar en tepede to sıfır olacak. Parabolik artacak. Tam orta noktada maksimum değerine ulaşacak. Diğer tarafa da parabolik olarak devam, devam edecek. Aynısının simetriği e, tam şu noktada bitecek. Farkındaysanız bu da şuralarda to sıfır oldu. Burada to sıfır oldu. Ama tam ortada ne oldu? To max. Varsayalım sistemde bir hesaplama yapacağız. Bu durumda bazı kabulleri yapmamız gerekiyor. Sistem arkadaşlar elastik davranış altında. Yani plastik bölge için bu kurallar geçerli değil. İki, sistemin homojen olduğunu düşünüyoruz. Homojen, yani eğer yüzey düz değilse, bu şekilde böyle çizgili, yani dalgalı devam ediyorsa, bu durumda tonun sabit bir değer alması imkansızdır. 3. Her zaman arkadaşlar H'nin e B'den çok daha büyük olması gerektiğini söylüyoruz. Nedir HB? Şurası H. Yani yükseklik şurası taban. Eğer H çok büyük değilse ve B daha büyükse bu durumda istediğimiz doğru hani böyle bu durumda istediğimiz ortalama değerlere ulaşamıyoruz. Çünkü to dediğim şey aslında değişebilen bir değer ve varsayalım şöyle bir bölgede hesaplıyoruz diyelim. Bu durumda to arkadaşlar dengeden çok fazla sapıyor. Şurası T ortalama olsun. Farkındaysanız T ortalama değeri minimum ve maksimumda çok fazla sapıttı. Bu da çok istediğimiz bir durum değil. Bu durumda çok problem yaşamıyoruz. Çünkü T ortalama değerinden çok fazla sapmıyoruz. Aşağı yukarı buranın üzerinde oluyoruz böyle. Yani hesaplamalarımız doğru oluyor. Şöyle yapayım. T ortalama. Bir şey daha arkaya doğru kesin çok fazla değişmesini sevmiyoruz. Bu durumda da bu formül doğru sonuçları vermiyor. Yani şöyle arkaya doğru incelen mi incelen böyle garip yapılaşmalardan çok fazla hoşlanmıyoruz. Konu sanırım anlaşılmıştır. Hemen bunlarla ilgili bir soru çözelim.